Ömer Lekesiz, Ölüm İmgeleri Ahmet Güneştekin'in ölümsüzlük odasında ölüm imgelerinden üç tanesinin baskın olduğunu görüyoruz. Kuru kafa, boynuz ve yılan. Elbette ölüm imgeleri bunlardan ibaret değildir. Zamanı imleyen kum, her türden saat, güneş, siyah, Gece karanlık, sarı, nesnelerden mum, canlılardan karga, kedi, akbaba, yarasa, baykuş da en çok bilinen ölüm imgeleridir. Güneştekin'in bunlardan kuru kafa boynuz ve yılanı seçmiş olması, Mezopotamya mitolojisinden en başat olanı gözetmesine ve bu gözetmede modern bir tutumu izlemesine yorulabilir. Şöyle ki, semavi ve dünyevi inanışların hemen hepsinde kendisinden şu ya da bu oranda bir iz bulunan Mezopotamya mitolojisinde, İnanmanın bir mana olduğu en azından Enki ve Ninhursak mitine esas yazıtların çözümünden beri bilinmektedir. Konuyu manadan lafza taşıyarak düşünenlerse bizleriz. Yoksa mezkür metinleri yazanlar değil. Bizim buna mahsus tefekkürümüzün temeli ise Yunanidir. Zira Mezopotamya'da tek anlamda toplanan sonsuzluk ve sonluluk terimleri lafzen ilkin Yunanca'da bios ve zoe kelimeleriyle ayrıştırılmıştır. Karl Kerenyi bunu şu cümlelerle anlatmaktadır. Biyologos sözcüğü Yunanlar için bir bireyin tipik yaşamını taklit eden ve taklidiyle bunun daha tipik görünmesini sağlayan bir kişi anlamına gelmekteydi. Bios ise Thanatos yani ölümü dışladığı kadar ona böylesi karşıt bir anlamda değildir. Aksine tipik bir ölüm tipik bir yaşama aittir. Bu yaşam aslında oluşu sonlandırma şekliyle nitelendirilir. Zoe, Thanatos için özel bir karşıtlık sunmaktadır. Yunan bakış açısından modern biyolojinin zooloji olarak adlandırılması gerekmektedir. Zoe, ilave bir nitelendirme olmaksızın düşünülen ve sınırsız deneyimlenen yaşamdır. Günümüzde yaşam olgusunu öğrenen kişi için Zoe'nin sınırsız şekilde deneyimlenmesi bütüne ait değildir. Yalnızca bakış açılarından biridir. Zoe'nin nadiren dış çizgileri vardır ancak Thanatos ile kesin biçimde zıttır. Zoe'de kesin ve açıkça tınlayan şey ölümsüzlüktür. Bu ölümün yaklaşmasına bile izin vermeyen bir ifadedir. Pionitos Zoe'ye ruhun zamanı demiştir. Bu zamanda ruh yeniden doğuşlar sürecinde bir biostandı yerine geçmektedir. Dionysos, yok edilemez yaşamın arketip imgesi Pinhan yayınları. Aslına bakılırsa söz konusu alıntıdaki ayrışma planında Yunanlar da tam kesinliğe ulaşmış değildir. Ancak ayrıştırmanın mümkün olabileceğini onlar göstermişler, modernizm de buna son noktayı koymuştur. Yukarıda belirttiğim gibi bizler de artık ilgili bilginin son şekline tabi olduğumuz için ölüm imgeleri olarak kuru kafa, boynuz ve yılana buradan bakmak durumundayız. Yapısı itibariyle sürekli sırıtan kuru kafa, Mezopotamya'ya değil batıya, daha genel bir söyleyişle Hindi de içine alacak şekilde Arilere aittir. Biz de bunu esas alarak Güneş'teki'nin ölümsüzlük odasında mezkur imgeleri seçerken Mezopotamya mitolojisinden en başat olanı gözetmiş ve bu gözetmede modern bir tutumu izlemiş olabileceğini söylemiştik. Nitekim ölümsüzlük odasına karakterini veren tutumun öncelikle batılı bir tutum olduğunu bundan hareketle ileri sürebiliriz. Boynuz daha çok hayvan başıyla birlikte düşünülmesi gereken ve zaten onu imleyen bir güç simgesidir. En kestirmeden söyleyişle Musevilerce kimi bayramlarda kullanılan şofarın çok büyük ihtimalle Babil sürgününden getirilmiş olması boynuzun ilk kullanım yerinin Mezopotamya olduğunu gösterir. Ancak boğa kültüne sahip bulunan Minosluların hayvan başlarını şarap kabı olarak kullandıklarını, ineğin halen Hindularca kutsal sayıldığını, Kur'an'ın ikinci suresine Bakara, Ad olduğunu hatırladığımızda bu yüceltmeye dahil olarak boynuz kullanımının çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyleyebiliriz. Yılanın saf farklı içeriklerle de olsa semavi dinlerde bir karşılığa sahip olduğu, zehiri yönünden ölümü ve eczayı birlikte temsil ettiği, dolayısıyla öte dünya ile ilişkisinin bulunduğu, kayganlığıyla fitneyi, soğukluğu ve kabuk değiştirmesi nedeniyle hilekarlığı imlediği bilinen bir şeydir. Bunlardan hareketle bir sanatçıyı koşulsuz olarak kültürel kodları nedeniyle etkileyen ve sanatına karakter veren dünya görüşü meselesine gelirsek, güneştekinin bu manada ve ölümsüzlük odası özelinde dünya görüşünün berrak olmadığına hükmedebiliriz. Söz konusu berraklığa neden ihtiyaç duyduğumuz aşikardır. Güneştekin kimlik ve temsil planında neden Türkiye'nin Rodini olmasın? Sanat istidadı, istihkakı, diğer eserlerinden herkesin açıkça gördüğü istikameti de teslim edilmiş iken. Ömer Lekesiz Yeni şarkı.